Herkese merhaba. Az önce bakkala gittim ve ekmeğin 2,5 TL olduğunu öğrendim. Oysa çok değil, 15 gün önce ekmek 2 Türk lirasıydı ve bir ay önce 1,75 Türk lirasıydı. Sadece 15 günde %25 zam yapılmış. Son bir ayda %40. Oysa bir yıl önce, yani 1 Ocak 2020'de Baba İSKİ'de ekmeğin fiyatı 1,25 Türk lirasıydı. Yani son bir yılda ekmeğe %100 zam yapılmış. Üstelik Baba İSKİ gibi kilometre kare ve nüfus olarak küçük bir kente bile, ki oysa buradaki ekmek ve su arabaları daha küçük bir kilometre karede ilerlediği için yakıt giderleri daha düşük. Ancak una yapılan zamdan elbette ki etkileniyorlar. Son bir yılda temel ihtiyaç gıda maddesine Baba İSKİ gibi bir yerde %100 zam yapılmış. Büyük şehirlerdeki durumu gelin siz de düşünün. Eğer asgari ücret temel gıda maddesi olan, bugün herkesin aldığı ve herkesin evine bir değil birkaç adet aldığı ekmek üzerinden hesaplanacak olursa, üstelik piyasadaki en ucuz ekmek üzerinden hesaplanacak olursa, %100'lük zamma tekabül eden bir asgari ücret geçen yıl 2825 Türk lirası iken bu yıl 5000 TL oranına yakın olarak verilmesi gerekiyordu. Oysa yine asgari ücreti enflasyon oranında, yani bağımsız enflasyon hesaplama kuruluşu ENAG'a göre hesapladığımızda %58,5 en düşük enflasyon oranı, asgari ücretin 4200 Türk lirası olması gerekiyordu. Yine asgari ücreti geçen yıl 1 Ocak 2020'deki dolar kuruna göre hesapladığımızda 5000 TL ve üzerinde hesaplanması gerekiyordu. Oysa açıklanan rakamlar belli. İşçi sendikası 3900 lira verdi. İşveren örgütü ise 3100 TL'yi layık gördü. Belli ki bir tiyatral oyun var ve Tayyip Erdoğan'a 100 lira da benden sizlere 4000 TL bağış ediyorum diyecek. Rakamları gördünüz. 4000 TL'lik bir asgari ücret bile temel ihtiyaç maddelerindeki yapılan zamma karşılık gelmiyor. İşte Türkiye'deki yoksulluk. Peki AKP iktidarının yapmaya çalıştığı şey nedir? Yoksulluğu yönetebilmek için sizleri daha çok yoksulluğa mahkum etmeye çalışıyorlar. Devletin paralarını kendilerinin seçim paralarında ve masraflarında karşılıyorlar ve hak ettikleri bir ücretin çok daha fazlasını alıyorlar. Antidemokratik yönetimlerinde olan şey budur. Vatandaşı yoksulluğa muhtaç etmek ve muhtaç kültürüyle beraber azıcık azıcık vatandaşa vererek kendilerine muhtaç etmeye çalışmak, yani biat kültürünü oluşturmak. Ola ki Erdoğan asgari ücreti 4000 TL'ye açıklarsa kimse inanmasın ki bu son bir yıldaki sizin gelirinizi karşılayacak bir rakam değildir. AKP iktidarda olduğu sürece vatandaş yoksulluğa, açlığa ve her geçen gün artan yaşam koşullarına karşı açlığa muhtaç edilmiş olarak yaşamak zorunda kalacaktır değerli izleyiciler.